Benfica'dan transfer teklifi geliyor. Benfica Şampiyonlar Ligi'nde mi? Bir dakika, Benfica Şampiyonlar Ligi'ndeyse veya ligde şampiyonluğa falan oynuyorlarsa olabilir. Olabilir. Hemen şöyle bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde misiniz? Ama benim Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi hayalim var. Bayern München'e karşı oynayacaklar. Onlar kesin elenir abi. Bayern München'e karşı kesin elenirler. Bizim şansımız daha yüksek. Biz kalalım. Zaten gönlümüz Fenerbahçe'den yana. Bu arada Avrupa Ligi'ne falan bakalım. Bakalım bizim diğer takımlar ne yapmış. Ha, burada bir de şey var. Tamam. Trabzon Napoli ile eşleşmiş. Biz yendik abi. Siz de yenebilirsiniz. Neden olmasın? Bir de Beşiktaş'a bakalım. Pardon. Beşiktaş elendi mi ya? Ha, buradaymış. Beşiktaş buraya gelmiş. Galatasaray. Tamam. Başakşehir Young Boys. Tamam. Beşiktaş da Slavia Prag'la. Tamam. Bence Türk takımlarının gerek gerçek hayatı olsun gerek oyun olsun burada şansı çok fazla. Yani biliyorsunuz her takımın böyle prime dönemi oluyor ya. Beşiktaş'ın vardı, Galatasaray'ın vardı, Fener'in vardı. Yani bir kerecik o prime dönemi yakalayacaksınız ve konferans liginde olacaksınız. Çok rahat bir şekilde kupayı alırsınız. Bakın çok samimi söylüyorum. İnşallah bir gün nasip olur. Kim alırsa alsın önemli değil. Ya bana kalsa gitsin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni alsın, Beşiktaş alsın Şampiyonlar Ligi'ni. Ama şu an için ülke puanını kurtarmamız lazım. Ben zamanında çok söylüyordum kendi kendime. İşte Avrupa'da takımlar bir lig olsa işte ne güzel olurdu falan diye. Abi Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz mesela değil mi? Hesap kitap yapıyoruz. İşte yok şunun yenilmesi lazım başka liglerden. Yok şunun şöyle bir şey yapması lazım falan filan. Hani neden? Neden yani? Direkt ilk 5 veya ilk 4 en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. İtalya'da olduğu gibi, pardon, İspanya'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi. Bunu onlar başarmış, biz neden başaramayalım? Belki 5 senemizi alır, belki 10 senemizi alır. Bakın 10 senedir birbirimizi yiyoruz mesela değil mi? Mesela yani. 10 senede ülke puanı sıralamasında çok geriye düştük. Çok fazla geriye düştük. Böyle yani ileriye doğru gelişeceğimize geriye doğru geliştik de diyemem de yani geriye doğru gittik resmen. Bunları işte anca böyle dibe batınca anlıyoruz Türk halkı olarak. Maalesef. Gündüz maçı beyaz sorma salla gitsin. Başlıyoruz karşılaşmaya. Süper Lig'in gol kralıymışız şu anda. Yolumuza devam edelim bakalım. Yağmurlu bir gün İzmir'de. Bakalım ne yapacağız? Yağmurlu olması bizim için avantaj mı falan onu bilemem ama havanın kapalı olması çok büyük bir avantaj. Sanırım. Bakın bu benim bir tahminim yani. Şimdi şut gücü yükseldi ya bu oyuncunun. Sürekli antrenman yaptırıyorum. O yüzden o yakın yani o mesafeden o kadar basınca galiba fazla geliyor ona. Çünkü ilk oynadığım zamanlarda hiç öyle bir sıkıntı yaşamıyordum. Savunma çektim şimdi. Pasımı mı oynasam? Kaleye baktım. Boş açık. Vurana. Direkten döndü. Asist güme gitti be. Tüh. Al onu. Aldık. Serdar Dursun. Vurana. Abdülsamet çıkardı. Orta yapacağım. Orta güzel. Kafa gelsin Serdar Dursun. Top dışarıda. Al onu. Oyna. Buradayım. Çok güzel. İlerleyin abi. Geriye çekeceğim. Heh, tamam o da olur. Oyna. Çok güzel. Vurana. Pelkas'a çarptı değil mi top? Top Pelkas'a çarptı değil mi? Bakmam lazım bir dakika. Yani Pelkas'a değmiş ama ayağının içinden geçmiş resmen. İki tane isabetli şut istiyor bizden Pereira. Önüme bırak. Çok güzel. İçeriye doğru kat ediyoruz şimdi. Geriye dön. Pasın oyna yerden. Şut! Vur oğlum vur! İlkinde sen vuracaktın. Korneri kullanacağız. Aldık bu topu, aldık, kaptırdık. İkisi bir arada. Göztepe, pardon, Yeni Malatya gidiyor. Aa, Yeni Malatya'ymış lan. Ben Göztepe'ye karşı oynuyorum sandım. İzmir falan dediysem kusura bakma. Şimdi oynayacağım. Önümü bırak güzel. İlerle. Tüh, olmadı. Kim Min-jae. Çıkar. Buradayız. Serdar Dursun. Pasımı oynayacağım. Şimdi Serdar Dursun'la paslaştık. Samat da. Ozan Tufan'dan harika bir şut. Toparlarda gol. Ozan Tufan müthiş vurdu. Müthiş. Gerçekten ya seyretmesi çok sarıyor ya. Hemen yanımda çekti şutu. Topun gidişini sanki biz şut çekmişçesine gördük. Çok güzel gitti top. 1-0 öndeyiz Malatya'da. Şimdi Ozan Tufan'ın önüne bırakmak istedim. Bir şekilde top ona ulaştı. Önemli olan da oydu.
Serdar Dursun pasını oynadı. Samat da bana oynadı. Toparlayamadım. Yani oyuncu olarak da toparlayamadım. Spikerlik olarak da toparlayamadım. TT sağ kanattan ilerliyor. Şimdi orta yapacak. Yerden orta yaparsa tehlikeli olurdu. Araya gir. Çıkar. Buradayım. İleri git. Samat'ın önüne bırakıyoruz. Samat da bir şekilde al topu. Samat da sol oynadı. Serdar Dursun geri oyna. Buradayız. Şimdi bende top. Sol ayak. Aha devam ediyor pozisyon. Ozan Tufan geri oynadı. Ben topu istemek için basmıştım X'e. Neyse. Yazık oldu. Aha aldık onu. Ozan Tufan. Bana oyna lütfen. Teşekkür ederim ve gol. 2-0 öndeyiz Malatya'da. Ozan Tufan neredesin? Ozan Tufan gel buraya abi. Teşekkür ederim. Bir de sarılabilsem. Sarılamıyoruz ki. O bana geldi sarılıyor. Çok güzel bir gol attık. Epeydir gol atmıyorduk sanki. Bu gol ilaç gibi geldi. Tam köşeye gitti. Tertemiz. Çok güzel bir gol. Haydi bakalım. 2-0'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dakika 43. Yeni Malatya Spor tekrardan başladı karşılaşmaya. İlk yarı bitiyor. 2-0 galip ayrılıyoruz ilk yarıdan. Hemen ikinci yarıya başlayalım. Topu aldık, ilerliyoruz. Şimdi ceza sahasına doğru gireceğiz. Hoca faul yapıldı bize. Lütfen ben kullanayım ya. Yerden oyna. Aldık bu topu derken şimdi bir şans daha bizim adımıza. Oyna güzel. Sol ayak. Güzel pozisyon. İstediğim gibi vuramadım. Top bizde. Muhammed Gümüşkaya güzel çalım. Muhammed kaleye baktı. Muhammed şutunu çekiyor kaleci. Aha işte gol. 3-0 Ozan Tufan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor. Bu aralar Ozan Tufan ön planda. Güzel. Bir ara Samat da ön plandaydı. Bir ara ben ön plandaydım. Şimdi Ozan Tufan ön planda. Bizim şutumuzu kaleci çıkardı. Top kornere çıkarken Ozan Tufan dar açıdan topu ağlara göndermeyi bildi. Bakın Ozan Tufan şutu çekmiş, kaleci atlamaya başlamış. Ulan ya Allah'ım yarabbim. Şimdi araya girdik. İleriye koş. Ben mi fazla düşünüyorum acaba yoksa siz mi düşünemiyorsunuz anlamıyorum ki ya. Oyna çok güzel. Sağına çek. Güzel. Araya gir. Dur. Oyna buraya. Çok güzel. İstemeden oynadın. Ayrıca teşekkür ederim. Güzel sıyrıldık. Şutumuzu çektik kaleci. Müthiş çıkardı. Kaleci harika çıkardı. Vallahi billahi harika çıkardı. Yani o dar açıdan, o kadar yakın mesafeden daha doğrusu. Çok güzel. Kurtar topu. Şimdi bizde. Abi çok güzel çıkardı. Çok güzel pozisyondu. Vallahi bak çok güzel çıkardı. Aha bende. Sakin. Pasını oyna. Vur ona Samat'ta kaleci. Hemen geri almam lazım. O pozisyona bakmam lazım. Aşırı derecede çok iyi pozisyondu. Gerçekten çok iyi pozisyondu. Ona bakmamız lazım hemen. Abi nasıl kurtardın onu ya? Bakın. Burada topu istemedim. Ozan Tufan akıl dolu bir pasla bana oynadı. Sıyrıldık. Orayı da geçtik. İçeriye girdik. Penaltı noktası üzerinden neredeyse. Burada bu şutu çekiyoruz. Ve kaleci çok güzel bir kurtarış yapıyor. Dakika 62 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Korneri kullanacağız. Acaba bana oynar mı buradan? Oynamadı. Top geri gelir mi? Geldi. Lütfen oyna. Teşekkürler. Şimdi sol ayak. Müthiş bir şut kaleci. Hatayspor karşılaşmasında attığımız golü ben unutamıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten ben normalde öyle goller atmam. Şansımı deneyeyim dedim. O da harika bir gol oldu. Şimdi aldık topu. Sağ oynayacağım. Ozan Tufan'ın önüne. Haydi Ozan. İrfan Can Kahveciymiş. O da olur fark etmez. Geliyor oyna.
Boştayım. Şimdi şut, topağlarda gol. 68. dakikada 4-0'ı buluyoruz. Çok güzel gitti top. Gerçekten tam köşeye, harika bir gol. Bir de bu açıdan bakalım. Çok güzel bir gol. Muhammed Gümüşkaya. Bu karşılaşmada ikinci golümüzü atıyoruz. 17 maçta 18 gol atmışız ligde. Yani galiba ligde. Neyse devam. Aa dur. Geri dön. Kim Min-jae. Şimdi Pelkas. Bana oynayabilirsiniz. Boştayım. Teşekkürler. İrfan Can Kahveci. Ozan Tufan'mış. Hep bunları karıştırıyorum. Devam. Koş abi koş. Yerden orta yapacağım. Yapsam mı? Şimdi yüksekten orta. Kafa gelmedi. Açıkçası göremedim. Ceza sahasında kim var? İçeriye girsem mi? Ne yapsam ne etsem bilemedim. Çok güzel pas. Vurana. Çok güzel bir şut ve topağlarda gol. Dakika 77. L1 üçgen ve şut. İşte bu. Ozan Tufan hat-trick yapıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5-0'lık bir fark attık. Alonu aldın mı? Aldı. Devam. Valencia, bana oynayabilirsiniz. Valencia'nın önüne bırakacağım, offside olmasın. Lan oğlum bir kere de offside de olma ya. Sağ kanada Alonu. Gol yemeyelim abi. Buradayım, oyna. Serdar Dursun önüne, çok kötü bir pas. Kendi adıma. Lan oğlum bırak önüme. Nine, oynamasaydın keşke. Her istediğimi de yapmayın abi. Bomboş pozisyondasın, oyna işte. Ben Valencia'dan istediğim zaten topu. Çok iyi pozisyon oluyordu. Tobi girdi araya. Altay. Ne yapıyorsun Altay? Vur. Allah'ım ya Rabbim ya. Zaman mı geçiriyorsun? Zaman geçirecek ne var? Şampiyonluk maçı sanki. Şimdi top bizde. Pasımı oynayacağım. Oynadım. Ozan Tufan. Vur onu Ozan. Asisti kazandırırsın sen bana Ozan. Corner. Belki dedim hani geri oynasa. İstesem mi dedim. Şimdi sağ ayakla şutumu deneyeceğim. Buradayım, boştayım. İçeriye gireceğiz. İçeriye girdik. Girdik mi? Giremedik. Orada bir an sprinti bırakmam topu kaybetmeme neden oldu. Kimi zaman da sprint attığınız zaman topu kaybediyorsunuz. Yani zor. Bazen gerçekten oyunu anlamak zor. 10 puanla maçın çok ilginç bir şekilde adamı seçilmişiz. Halbuki Ozan Tufan 3 gol 1 asist, biz ise sadece 2 gol 1 asist. Puanlarımız aynı. Ozan Tufan hakkını helal et. Malatya deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrıldık ve şimdi Alanyaspor'a karşı ikinci karşılaşmaya çıkacağız. İlk karşılaşmadan 3-0 bizim etrikimizde galip gelmiştik. Şimdi ise bir sonraki karşılaşmaya başlıyoruz. Tabii 3-0'ın verdiği bir rahatlık olacak, orası ayrı konu. Ah be, fazla gittim. Tabii arkadaşlar 3-0'ın verdiği bir rahatlık olacak, orası ayrı konu ama biz yine de 1-0 da olsa galip gelmek için uğraşacağız. Nerede oynuyordum bakmayı unuttum. Sağ kanatta mıydım, forvette miydim? Alanya'dayız. Türkiye Kupası çeyrek final falan olması lazım. Yarı final mi hatırlamıyorum. Bir bakayım lan, vallahi merak ettim. Yazıyorum bir yerde, yazmıyor. İkinci ayağını oynuyoruz karşılaşmanın, eşleşmenin daha doğrusu. Pasımı oynayacağım şimdi. Mesut ne yapıyorsun Mesut? Şutunu çek kaleci. Corner. Zar zor pozisyon geliştirdik orada. Yani Alanya güzel kapanıyor. Oraları açmak zor oluyor. Şimdi aldık topu. İçeriye gireceğiz. Geriye çek. Pasını oyna. Oynayamadım. Bende top. Şutumu çektim. Kaleci kornere çeliyor tekrar. Bu maç full bencil oynayacağım abi. Offside mı? Hay Allah senin ya. Bana oynayacağı tuttu orada. Ben sana... Ben burada frikiyi ne yapayım ya? Abi ne kadar salakça iş yapıyorsunuz. Neyse yapalım da şöyle orta. Belki bir kafa kor. Bir şeyler olur.
Aha gol. Offside yok. 1-0 öndeyiz. Zaten turu %99 geçtik yani, o yüzden çok fazla sevinemiyordu insan. Hele de ben gol atmadım veya asist yapmadığım sürece. O yüzden buraları hızlıca geçiyoruz. Valencia. Nereye oynuyorsun ya? Şimdi topu aldık. Solumuza çekiyoruz. İçeriye doğru girdik. Pasımı oynayacağım yerden. Pasımı oynadım Enner Valencia. Boş kaleye topu alara gönderdi. Dakika 32. 2-0 öndeyiz. Toplamda 5-0'lık skorla öndeyiz. Devam edelim. Çok güzel pozisyon. Harika bir gol yiyorduk. Veya yedik. Evet, yemişiz arkadaşlar. Çok güzel bir gol yedik. Tekrar da izleyeceğiz. Gerçekten güzel goldü. Kalker topa yetişememiş. Yani golün tamamını bir gösterseniz de şöyle bir de dışarıdan bir görsek ya. Bir dakika, gol güzeldi çünkü gerçekten. İşte burada güzel pas. Kaleci Altay Bayındır'ı dışarıya çıkarttım. Benim hatam. Ve aşırtma gerçekten efsane. Çok güzel bir gol. Alanyaspor etkili geliyor. Alanyaspor etkili geliyor. 2-2. Maç bir anda beraberliğe geldi. Yani Allah'tan ilk maçı çok rahat bir şekilde kazandık da. O yüzden çok fazla dertlenmeye gerek yok. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 2-2. Toplam skor 5-2. Dediğim gibi ilk maçın skorunun rahatlığını yaşıyoruz. Yoksa bu kadar rahat olmam abi. İkinci yarıya başlıyoruz şimdi. Oyuncu değişiklikleri var. Önüne bırakacağım. Ozan Tufan mı? Sinan Gümüş. Sinan Gümüş ilerliyor. Sinan Gümüş. Yerden oynadı. İstemedim. Bana oynadı. Şutumu çekeceğim. Al o topu. Al o topu. Oyna abi. Oyna. Buradayız. İçeriye giriyoruz derken... Ooo, direkt kırmızı çıkıyor. İnşallah Freki'yi de biz kullanırız. Furkan Bayır kırmızıyı gördü. İşte bu. Allah'ım işte bu. Bir dakika, sakin. Çok güzel bir şut. Kaleci. Vallahi gol sandım ya. Bir dakika, bakmamız lazım. Gerçekten gol sandım. Oyna oyna oyna, çok güzel çok güzel. Şutumu çekeceğim, şutumu çekeceğim. Bencil oynayacağım, kusura bakmayın da yani. Zaten turu geçeceğiz inşallah. Bencil oynayacağım biraz. Gol peşindeyim. Güzel şutu kaleci kornere çeldi. Marafona. Ne zaman bu ismi söylesem aklıma Fenerbahçe'ye karşı çektiği röveşata geliyor. Girdik içeriye. Pasımı oynayacağım. Vurana vurana, işte bu. 3-2. Kalker atıyor. Devam. Kaldığımız yerden devam. Aa, keşke havadan oynasaydım. Asist hedeflerden birini tutturmuş olurdu en azından. Hiç aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. Bakalım, belki aynı pozisyonu bir daha yaşayabiliriz. Orta güzel. Kafa, topağlarda gol. İrfan Can Kahveci atıyor. 4-2 öndeyiz. Yalnız güzel gol. Gerçekten güzel gol ve hedef işte bu. İşte bu. Tamamdır abi. Bundan sonra orta falan yapmak yok. Crespo. Şimdi Valencia'nın önüne bırakacağım. Top tekrar bir şekilde önümde kaldı. Sağa doğru geç. Geçemedik. Ve free kick. Bir şans daha bizim adımıza. Deminkini kullanamadık. İnşallah bunu gole çevirebiliriz. Bir dakika. Şöyle vursam. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun kaleci. Neden kamera uzaklaşıyor ya?
Yalnız bu sefer ötekinden daha etkili olmuş. Sinan Gümüş güzel pas oynadı. Mesut pasını oyna. Vur. İşte bu 5-2. İşte bu 5-2. Karşılaşma sona eriyor. Turu geçiyoruz. Laf uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Hemen devam edelim. Çok rahat bir galibiyet oldu bizim adımıza. 9.5 ile maçın oyuncusu seçiliyoruz yine. Niye konuşurken lagin yaptım lan? Karagümrük yoluna devam ediyor. Başakşehir yoluna devam ediyor. Ve Rize Spor da yoluna devam ediyor. Galatasaray devam. Yeni Malatya Spor deplasman golüyle yoluna devam ediyor. Trabzon yoluna devam ediyor ve Beşiktaş yoluna devam ediyor. Bakalım kiminle eşleşeceğiz? Büyük takımlardan hiçbiri elenmedi şu ana kadar. Bakalım ne olacak? Transfer sezonunun son günündeyiz artık. Bana sanırım birkaç teklif gelecek gibi geliyor bana. Nedense içime öyle doğdu. Ama bir yere gitmek gibi bir niyetim yok. Onu da söyleyeyim. Transfer döneminin son günündeyiz. Bakalım ne olacak son gün? Hemen şöyle Fenerbahçe ne yapmış diye bakalım. Fenerbahçe Samatta ile Valencia'yı satmış. Yerine kim alacaksınız? Samatta gitti, Valencia gitti. Yerine kimse alınmadı. Yani olacak iş değil arkadaşlar ya. Valla Samatta gidiyor, Valencia gidiyor. İki forvetimiz gidiyor. Ve yerine kimse alınmıyor.